9. Bölüm Tanrı'nın Seçtikleri. Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruhun aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı vardır. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillilerin uğruna ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni ve vaatler de onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedenci onlardandır. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'den olanların hepsi İsrail değildir. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılacak olanlar Tanrı'nın vaadine göre doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu mevsimde geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Bundan başka Rebeka da bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek, dedi. Öyle ki Tanrı'nın bir seçimi yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi, Yakup'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim. Öyleyse ne diyelim, Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığımı acıyacağım. Demek ki seçilmek, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı, kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor, bak, kudretimi sende göstermek ve adamı bütün yeryüzünde duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir? Diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine şekil verilen, şekil verene, beni niçin böyle yaptın? Der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yağından bir kabı onurlu bir iş için, bir diğerini bayağı bir iş için yapmaya yetkisi yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiği insanlara yüceliğinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudilerden değil, diğer uluslar arasından da çağırmış olduğu bu insanlar biziz. Hoşeya'nın kitabında denildiği gibi, halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine halkım değilsiniz denildiği o yerde, yaşayan Tanrı'nın oğulları diye adlandırılacaklar. Yaşaya İsrail'le ilgili olarak şöyle haykırıyor. İsrail oğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da, ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecektir. Yaşaya'nın önceden dediği gibi, eğer tüm güçlere egemen olan Rab, soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi esirgememiş olsaydı, Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik. İsrail'in imansızlığı. Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmayı sağlayacak bir yasanın ardından giden İsrail ise o yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, bakın, Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.